Halkın Ekonomisi'nden merhaba diyoruz. Ulusal Kanal'da Ulusal Radyo ortak yayınındayız. Malum ekonomi gündemi çok yoğun. Konuşmaya, durumu izah etmeye çalışacağız. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın tweetlerinden sonra bir dalgalanma, bir kur şoku yaşamıştık. Dün gece bir tweet daha geldi ve bir açıklama geldi. Aynı zamanda Amerika'da Donald Trump ekibini topladı ve bir toplantı yaptı. İran yaptırımları önemli konu başlıkları arasındaydı. Amerika'daki Trump'ın ekibiyle yaptığı toplantıda. O toplantının ayrıntılarına bakacağız. Sayın ekonomist Uğur Cüvelek ile birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündemimiz yoğun, haftanın son günü. Ekonomide gündem kapanmıyor. Cuma günü de olsa hafta sonunda büyük ihtimalle ekonomi gündemimiz diyelim. Piyasalar dursa da çalışmaya da kapanmayacak. Bayramda da kapanmayacak. Genelde kapanırdı ama biraz bayramı da isterseniz şey yaparız, konuşmaya çalışırız. Ama önce bir Amerika'dan başlayalım isterseniz. Donald Trump'tan aslında beklenen tweet'te Türkiye'den çok yanıtlar gitti Amerika'ya bu süreçte. Ne zaman Trump yanıt verecek ya da Amerikan yönetimi hangi düzeyde tepki verecek diye bekliyorduk. Dün akşam bir açıklama geldi Twitter'dan. Ama bir de Donald Trump ekibiyle, kabinesiyle diyelim daha doğrusu bir toplantısı vardı. Oradan da bazı mesajlar geldi. Şöyle başlamak istiyorum. Trump'a göre Türkiye Amerika'yı uzun yıllardır kullanıyormuş. Ama artık Amerika bu ilişkilerde Türkiye ile olan ilişkilerini kısacakmış, azaltacakmış. Türkiye Amerika'yı nasıl kullandı uzun yıllar? İsterseniz buradan başlayalım. Valla Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerine bakarsak 1946'ya kadar gitmemiz lazım. 46'dan bu yana olup bitenlere bakalım. Soğuk Savaş döneminde NATO'nun bekçiliğini yapmış. Boş silah almış. Biraz Marshall yardımı var. Savaş sonrası ellerinde kalmış silahlar ve mühimmat verilmiş. Biraz yardım. Amerikan yardımı. Ama onlar önemsiz bir şey. Yani bir yerlere vermeleri lazımdı. Ekonomik istikrarlarını korumalarının gerektirdiği bir şey. Ama biz karşında hamallık yapmışız. NATO'nun bekçiliğinde bulunmuşuz. Komşularımızla iyi ilişkiler kuramamışız. Bizim kayıplarımız çok daha fazla. Onun için Amerika tek taraflı. Pazarlık masasında kafamızı öne düşürmek için böyle konuşuyor. Bunu yemezler. Yani eğer Amerika onları yapmasaydı bugün zaten bu konumda da olamazdı. O da ayrı konu. Yani Türkiye'deki Amerikan üsleri olmasaydı mesela. Benzer şekilde başka yerlerde denizleri kontrol edebilecek hale gelmeseydi bugün gücüne asla yanına yaklaşamazdı. Onun için bu bir alışveriş görmek lazım. Amerikalılar İspanyolların Hollanda'yı Kızılderililere yaptığı gibi boncuk verip altınları aldılar, geleceğe ipotek koydular. Şimdi herkes bunun farkında. Yeni büyük bir paylaşım savaşı yaşanıyor ve artık ağlama zamanı değil. Şimdi tabii Trump bu söylemini sadece Türkiye'ye karşı kullanmıyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerinde de ya da NATO ile ilişkilerinde de Amerika'nın sırtında yüksünüz, kambursunuz, sizi koruyoruz, paramızı verin. Yani kabaca böyle bir söylemi var Trump'ın. Devam edecek gibi görünüyor değil mi? Yine aynı şekilde Türkiye'yi bir kenara bırakalım. Soğuk Savaş dönemindeki Avrupa'ya bakalım. 1949'da Kömür Çelik Birliği ile Avrupa'yı organize etmeye çalışan Amerika. Siz sanayi ürünlerde uzmanlaşın diye onlara bu rolü veren, bize sıfır gümrükle bu malları satarsınız diyen de Amerika. Uzmanlaşmada rolleri dağıtan kendisi. Ama karşılığında da bir şeyler istiyor. Soğuk Savaş'ın gerektiği ölçüde her türlü fedakarlığı yapacaklar. Bazı ülkeler, Japonya, işte Almanya savunma harcamaları bütçelerinin yani gayri safi yurt hasılasının %1 ile sınırlı. Diğerleri için fazla. Sonuçta Soğuk Savaş'ı Batı'nın kazanmasında belirleyici olan ana faktörlerden biri de o. Zenginler kulübü olarak genişletilen, dünyaya kendi modellerinin pazarlanmasına büyük katkı yapan bir yapı. Yani yine Avrupa Amerika'ya bence borçlu değil. Amerika verdiğinin fazlasıyla aldı. Ama artık krediler tükeniyor, ilişkiler değişiyor. Eski dostların arasındaki çıkar çatışmaları büyüyor. Bu tür konuşmaların olması normal. Ama bunun anlamı şu. Son 70 yılda olup biteni unutun. Gelecek böyle olmayacak. İlişkiler çok farklılaşacak. Şimdi Amerika bunu Çin'e karşı söylese belki anlaşılabilir. Çin-Amerika ticaretinde bir dengesizlik var. O apayrı bir konu. Kıyaslama yaptığımız zaman örneğin Türkiye'nin Çin'e karşı açığı çok fazla. İthalat-ihracat dengesine baktığımız zaman Rusya'ya karşı yine
büyük bir dengesizlik var Türkiye aleyhine. Özellikle enerji alımı yaptığımız için. Ama Amerika ile olan rakamlara bakıyoruz. Kabaca 11 milyar dolarlık bir ithalatımız var. 9,5-10 milyar dolar civarında da Amerika'ya ürün ihraç ediyoruz. Yani görece diğerlerinde daha dengeli. Ekonomik, iktisadi anlamda soruyorum. Bir ilişki yok mu Amerika ile? Şöyle bakalım. Bir soğuk savaştan bahsettim biraz önce. Bir de soğuk savaş sonrasına bakalım. Soğuk savaş sonrasında ne tür eğilimler ortaya çıktı? Bir soğuk savaş sonrasında dünya 70 yıllarda bir bocalama ve yeni bir takım operasyon süreci geçirdi. Birçok şey değişti, eskisi gibi olmadı. Amerika sürekli kendisine misyon aradı. İstediği misyonları elde etmek için de istediği tesadüfleri yaratmak için terör örgütleri yaratma yoluna gitti. 74'ten sonra CIA işte suikastlar, darbeler yapamıyordu. Ama aynı sonucu yaratacak başka oldu bittilerin tezgahlandığı bir dönem oldu. Bu süreçte Amerika'nın nihai hedefi belliydi. Kendi kurguladığı oyuna göre 21. yüzyılı Amerikan yüzyılı yapacaktı. Bunun için kaz gelecek yerden tavuk esirgenmezdi. Her tarafa penetre etmeye çalıştı. Asya'da Sovyetler Birliği de parçalanacaktı. Çin de parçalanacaktı. Orta Doğu'nun haritaları da değişecekti. Küçük küçük devletçikler her yeri kontrol edecekti. Tek süper güç olacaktı. Bunun için saçtı. Şimdi Çin'le ilişkilere gelince, Amerikalılar kendilerini çok akıllı, herkesi aptal görmenin sıkıntısını yaşıyor bugünlerde. Çin hiçbir zaman onların tuzaklarına düşmedi. Amerikalıların belirlediği oyun kurallarında onlardan daha iyisini yaptı. Sonuç, 2000'de Çin'in gayri safi yurt dışı 1 trilyon doları geçti. Şimdi 10 trilyon lira, belki 5 yıl içinde Amerika'yı da sollayacak. İki, Çin'in bu duruma gelmesinden en büyük destek katkı da Amerika'dan geldi. 74'te Çin'in most favored nation statüsüne yükseltmeseydin, Uzak Doğu'nun belirsizliğini ortadan kaldırmasaydın, Asya kaplanları doğmasaydı böyle olmayacaktı belki. Yine Sovyetler Birliği'nde küçük hesap yaptılar. Sovyetler, Rusya bu tuzağa düşmedi. Ondan sonra 98'den beri bop diye çırpınıp duruyorlar. Tam tersine bugün Rusya, Çin güçlüyse Amerika'nın yanlış hesaplarının sonucudur. Artık zamanı geri getirmek mümkün değil. Çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz. Yeni ittifaklar şekillenecek. Bu eski ittifakların parçalanması, birilerinin yalnızlaşması, kaba gücün artık işe yaramayacak olması anlamına geliyor. Ama hala birileri eski alışkanlıklarından vazgeçemiyor. Öğrenecekler. Evet. Şimdi Amerikan Hazine Bakanı'ndan da bir, Steven Mnuchin'dan da bir açıklama var. O da diyor ki, Rahip Brunson tümüyle serbest bırakılmazsa yaptırımlar devam edecek diyor. Amerikan Hazine Bakanı. Tabii İran'a yönelik yaptırım hazırlıkları da var Amerika'nın bir taraftan. 4 Kasım'da. Yani şöyle bir tablo olabilir mi? Eğer 4 Kasım'a kadar Rahip Brunson konusu bu şekilde devam ederse, Türkiye ikinci dalga bir yaptırım ya da kur şokuyla ya da herhangi bir finansal silkelemeyle karşılaşabilir mi? İlki biraz geride kaldı gibi. O yüzden bunu soruyorum. Şimdi bu soruya önce yanıt vereyim ama bir de büyük oyun açısından değerlendirelim. Çünkü bazı şeylere herkes aynı gözle bakmıyor, yanlış anlayabiliyor. Evet. Mnuchin'in söylediği, Rahip Brunson serbest bırakılmazsa, yani kastedilen gün bugün, rahibin avukatları salı günü İkinci ağır cezaya başvuruyorlar. Tutukluk halinin ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkeme reddediyor. Bir üst mahkeme üçüncü ağır cezaya başvuruyorlar. Duruşma bugün görüşülecek. Bu duruşmada talepleri de rahibin tahliyesi ve yurt dışı yasağının kaldırılması. Üçüncü ağır cezanın bugün vereceği karar, yani davayı erteler mi, bir karar verir mi bilmiyoruz. Bunun sonucuna göre değerlendirmek lazım. Amerikan Hazine Bakanı şunu diyor. Eğer rahip bugün için bırakılmazsa yeni yaptırımlar yolda diyor. Yani bayram süresince Amerika bize yeni yaptırımlar yapacağını ima ediyor. Yani bayram ve dönüşüne tehdit biraz ediyor. Buradan da şu anlamı çıkarmamız lazım. Dövizde kurlardaki çıkan yangını söndürdüğünüzü varsaymayın. Yeni yangınlar çıkarabilecek güçteyiz, haddinizi bilin diye tehdit ediyor. Şimdi Türkiye bu tehdide boyun mu eğecek? Yoksa
Türkiye'de hukuk var deyip onlara direnmeyi sürdürmek için rahibin bırakılmasına yol vermeyecek. Çünkü burası bir düğüm. Burayı Amerika'nın istediği gibi aşılırsa bunun devamı aynı şekilde gelecek. İran konusunda gelecek, Suriye konusunda gelecek, Orta Doğu'da, Rusya ile ilişkiler konusunda her alanda gelecek. Yani bu şekilde tehdit eden, karşılıklı bir uzlaşı aramayan bir yapıya karşı konuşulacak bir şey olmaz. Ama bizimkiler hala konuşacak bir şey olduğunu düşünüyorsa, alttan almaya çalışıyorsa, şu an iş dünyasının büyük kısmı, bazı sivil toplum örgütleri, bazı siyasi partiler o çizgide, bu Türkiye'yi ileride daha zor durumlara bırakır. Yani hatırla, 2 yıl önce bir kur şoku daha yaşadık. 15 Temmuz sonrasıydı. Kur 4'e yaklaştı. Yılın son çeyreğinde. 15 Temmuz'un arkasındaki üst akılın kim olduğu belli. Onlarla arana mesafe koyman lazım. Bunu yeterince becerememişiz. Bu ikincisini yaşıyoruz. Yine alttan alırsak üçüncüsü, dördüncüsü sıraya girer. Bu yaklaşımın bir yerde durdurulması lazım. Bunun da tek yolu diklenmek. Evet, sıkıntılarımız var. Kriz de yaşayabiliriz. Altından kalkarız. Ama siz bu coğrafyada bizim desteğimiz olmadan hava alırsınız, pırtınızı toplayıp defolup gidersiniz diyebilmek lazım. Evet, burada isterseniz birazcık da az önce bahsettiğimiz o büyük resme doğru bir gidelim. Tekrar bazı rakamları da konuşacağız. Şimdi Amerika Başkanı Trump diyor ki Türkiye diyor iyi bir dost olmadığını kanıtladı. Şimdi bizim TÜSİAD ve çevreleri diyor ki Amerika ile stratejik ortağız, bu işi çözelim. Hükümetin bir tarafı diyor ki işte Amerika ile mücadele edelim. Şimdi bu duygusallığı bir kenara bırakalım. Evet. Ülkenin kendi çıkarları var. Çıkarları uyuşuyorsa dost olursun, müttefik olursun. Çatışıyorsa araya mesafe koyarsın, herkes haddini bilir. Çıkar söz konusu olduğu zaman dostluklar da rafa kalkar. Çıkar çatışması varsa dostluklar rafa kalkar. Çünkü uzlaşmazlık konular vardır. Çıkar çatışması bunun sonucunda ortaya çıkmıştır. Şu anda Türkiye ile Amerika arasında büyük bir çıkar çatışması var. Bu nedenle stratejik ortaklık çoktan bitmiş. Eskisine bakarak stratejik ortak falan diyerek duygusal söylemler gideni geri getirmez. Peki bu stratejik ortaklığı bitirip stratejik çatışmaya sebep olan kim? Türkiye mi, Amerika mı? Amerika. Soğuk Savaş sonrasında bir takım tasarımlar yaptı, büyük oyun. Tek süper güç olacaktı. Kendi çıkarlarına, kendi kafasına göre dünyayı parselledi. Birçok yerde de başarısız oldu. Yani hatırlayalım. 1970'li yılları. 70'li yıllar Türkiye'de operasyon bölgesi yaptılar. Türkiye'de Amerika'nın akıl verip kurdurduğu iş adamı dernekleri 70'lerin sonunda gazete ilanıyla hükümet düşürdü. Milli olmaktan uzaklaştı. Apolitikleşti. Sonraki piyasalaşma süreci buna önemli katkılar yaptı. Şu anda iş dünyasının tek bir sesi var. Aman ekonomide kırılganlık olmasın, mevcudu koruyalım. Siyaseten taviz verin. Bunlara karşı boyun eğin. Söyledikleri bu. Kusura bakmasınlar, bu olmaz. Yine 78 Abdi Pekşin'in öldürülmesi büyük bir olay. Medya okurlarına iyi doğru haber vermek, habercilik yapma vermekten uzaklaştırıldı o tarihten sonra. Reklam verenlerin düdüğü oldu. Gerçekten habercilik yapmak isteyenlerin toplam içindeki payı neredeyse %3-4'e indi. Yine burada işi yükseltmek için 89'da radyo televizyon yayınları serbest bırakıldı. Devlet tek elinden çıkarıldı. Şimdi üniversiteler 80 sonrasında apolitikleştirildi. 80 sonrasında üniversiteden mezun olanlar o koşullarda dünyanın nasıl döndüğünün farkında değil. Bilmediklerinin de farkında değil. Yani dünyada büyük paylaşım savaşı var. 80 sonrası nesiller bu paylaşım savaşının bilincinde olması engellendi. At gözlükleri takıldı, kısa vadeli bakış açısıyla yönlendirildi. Evet. Bu insanlar dost düşman ayırt edemedi.
şu an Türkiye'nin siyaset dünyasında, medyasında, iş dünyasında dünyadaki büyük oyunun farkında olmayanlar çoğunlukta. Peki büyük oyun nedir, açalım. Bu büyük oyun ismi ilk Birinci Dünya Savaşı öncesindeki paylaşım savaşında çıkıyor. Yani Osmanlı'nın Almanlarla ittifak yapması, Almanların Osmanlı'yı sevmesiyle, dostluğuyla bir ilgisi yok. 30-40 yıllık bir hazırlık süreci var. Abdülhamit dönemi dahil. Herkes dünyanın nereye gittiğinin farkında. Sonuçta İngilizler, Ruslar anlaşıyor Osmanlı'yı paylaşmakta. Almanya'ya pay vermiyorlar. Arada Balkan Savaşı olmuş vesaire. Almanlar da bu oyunu bozmak için Osmanlı'ya destek veriyor. Osmanlı'yı sevdiğinden değil, kendi çıkarları için. Bugün bakıyorsunuz, Amerika ile gerginiz. Aa, Hollanda Tayyipçi olmuş. Merkel Tayyipçi olmuş. Ne ilgisi var? Kişileri bir kenara bırakın. Amerika'nın yalnızlaşıyor, küstahlaşıyor. Amerika'ya karşı işbirliği arayışları dünya genelinde var. Kafa tutan direnler de alkışlanıyor. Hollanda'da ilk defa bir soruşturma açılmış. Tayyip Erdoğan'a diktatör diyen bir gazeteci hakkında soruşturma başlatılmış. Kusura bakmayın, bu ülkelerin Tayyip Erdoğan'a nefret ediyor olabilir. Ama çıkarlar söz konusu olduğu zaman her şey değişiyor. Bu büyük oyun bir paylaşım savaşı. Bu paylaşım savaşında şu anda Amerika tek kutup değil, yalnızlaşıyor. Rusya 98'de çok güzel bir örnek yaptı. Eğer Rusya 98'de iş adamlarını, oligarkları dinleseydi bugün paramparçaydı. Derin devlet devreye girdi, çatlak sesleri susturdu, oligarkların bir kısmı yurt dışına kaçtı, bir kısmı derdest edildi, bir kısmı geri kalanı uzlaşmak zorunda kaldı. Birkaç zor yıl geçirdi, sonra küresel konjonktürden borçlarını da ödedi, bugüne geldi parçalanmadan. Bu büyük oyunda Çin'le işbirliğini geliştirdi, Şanghay işbirliği örgütü, Asya bizden sorulur dediler. Amerika tüm harcamalarına pırıltını toplayıp çekilmek zorunda kaldı. Bugün Amerika yalnızlaşıyor. Yani dünya çok kutuplu olmaya gidiyor dediğiniz zaman büyük paylaşım savaşını algılamak lazım. İki, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğu zaman bu büyük oyunda Türkiye itilip kakılan ülke olmamalı. Bu büyük oyundaki hamleler söz konusu olduğu zaman içerideki siyasi partiler iç çekişmeleri rafa kaldırmalı. Ama biz ne yapıyoruz? Yani bizim siyasi partilerimiz kendi insanından çok dış güçlerin adamı olmuş. Taşeronlaşmış. Herkes birbirini suçluyor. Büyük oyun ayrı bir şeydir. Önceliklidir. Ekonomik sorunlar çok ikincildir. Kısa vadelidir. Kitleri koyun sürüsü gibi yönlendirmek içindir. Bu büyük oyunda herkesin büyük kayıplar vereceği biliniyor. Bu büyük oyun sonlandığında dünyadaki bankaların en az yarısı batmış olacak. O da biliniyor. Yani onun için bu kur meselesi nedir? İçeride gerginlik yaratıyor. Birileri siyaseten taşeronluk yaptığı kesimler lehine bunu kullanmaya çalışıyor. Birileri de bunu engellemeye çalışıyor. Türkiye bu büyük oyunda nerede yer almalı? Bunun konuşulması lazım. Aa, siyasi partiler bunu konuşmuyor. Türkiye komşularıyla iyi ilişkiler kurmak zorunda, yeni işbirlikleri aramak zorunda, kendilerini tehdit edenlere direnebilmenin başka bir yolu yok. Geleceğe ipotek koydurmamanın başka bir yolu yok. İçeride bunları dile getirenleri birileri Tayyipçilikle suçlamak yerine kendi dost bildikleri siyasi partilere baksınlar, neden bu konuları konuşmuyorlar? Yani bu farklı bir konu. Kişilerle, duygusallıkla bir ilişkisi yok. Bu acımasız bir oyun. Dünyada çok büyük sıkıntılar yaşanacak bu oyunun devamında. Ve birileri zorbalara direnecek. Daha sağlıklı çözümün çok kutuplukta olduğunu görecek. Zaten o yolda gelişmeler var. Evet. Türkiye'de kurulacak yeni dünyada yerini almak isteyecek. Ama oyunu tutarlı oynamak zorunda. Yani bu büyük oyunda ya avcı olursun ya av olursun. Türkiye komşularıyla işbirliği içinde ne avcı olmalı ne de av olmalı. Oyunu buna göre oynamalı. Hamleleri buna göre değerlendirmeli. Bunu demek Tayyipçi olmak değildir.
birileri kendi eksiklerini görmeli, çuvaldan önce kendine batırmalı. Evet, belki de bu biraz kolay bir muhalefet tarzına dönüştü ama şunu biraz daha açmamız lazım. Devam edeceğiz. Tek kutup, çok kutupluluk meselesi. Belki de biz bunu biraz anlayamıyoruz. Çünkü bizim bütün siyasi bilgimiz, iç siyaset, dış siyaset, yani böyle bir nasıl derler, tedrisatla, yani tek kutuplu bir zihnimiz de biraz belki tek kutuplu çalışıyor. Bu çok kutuplu dünyayı kısa bir ara verelim Sayın Cimelik isterseniz. Ondan sonra ne anlama geliyor? Biraz daha açalım ki ülke içindeki durumu biraz daha ayrıştırabilirim birbirinden efendim kısa bir ara. Evet, halkın ekonomisi devam ediyor. Sayın Uğur Cevelek ile birlikte biraz rakamları, biraz şu döviz kurunu biraz köşeye bıraktık, kenara bıraktık. İşin bir politik çerçevesi var. İster istemez politik bir zemini var konuştuğumuz her şeyin. Yani tekrar, o zemini biraz. Tekrar açayım. Evet. Çok kutuplu da kalmış. Oyun içinde oyun var. Dünyada küresel büyük bir paylaşım mücadelesi var. Bu en üst düzey oyun. Maliyet hesabı falan yok bu oyunda. Gelecekte belirleyici güç olma mücadelesi. Bunun yolu nedir? Herkesin bağımlı olduğu değişkenleri kontrol etmek. Ticaret yollarını, tarımsal üretimi, su kaynaklarını, enerji kaynaklarını, teknolojik üretim potansiyelini. Pek çok şey var ama öncelikle temel ihtiyaçlar. Eğer herkesin bağımlı olduğu şeyi biri büyük kısmını kontrol ederse diğerlerine diz çöktürebilir. Diğerleri de bunun olmasını engellemek için mücadele edecek, işbirliği yapacak. Bu büyük bir paylaşım mücadelesi. Yani 45 sonrası dünya düzeni ürettiği sorunları çözemiyor, çökecek. Yeni bir düzen kurulacak. Bu yeni düzen nasıl olacak? Birileri tek kutuplu olsun istedi. Bundan hoşlanmayanlar fırsatları değerlendirdi, en az iki kutuplu olmasını garantiledi. Ama başka kutuplar da çıkmasına hayır demiyor bu ikinci grup. O zaman çok kutuplu dünyaya gidiyoruz. Kutupların çoğunun bir ortak özelliği olacak. Amerika'nın kaba gücüne karşı çıkacak. Böyle bir zemin var. Amerika o nedenle yalnızlaşıyor. Böyle bir zemin var. Bu büyük oyun ülkenin iç politikasına yansıması ülkeden ülkeye farklılık arz ediyor. Şimdi Sayın Cevelik, burası önemli. Şu an böyle bir zemin var ama mevcut yönetim uzun 16 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Biz ya Türkiye'deki ya Erdoğan yönetimi tekerleri satarken, özelleştirmeler yaparken o zamanki zeminle bugünkü zemin arasında bir fark var mı? Çünkü biz aynı, yani bir değişim sürecini aynı hükümet, aynı iktidar altında yaşıyoruz. Belki de benim biraz düşüncem bu yönde, iki zıt eğilimi aynı dönemde yaşayınca 15-16 yıl dışarıdaki değişimi sadece iç politikaya baktığımız için göremiyor muyuz? Yani burada çünkü satanlar bunlar değil mi? Amerikan politikalarını uygulayanlar, Ergenekon balyozda yurtsever askerleri, siyasetçileri içeri atanlar. Nasıl olur da bu kişiler Amerika ile karşı karşıya gelebilir? Şimdi burada şuna bakalım. 70 yıllarda Amerika Türkiye'de bir operasyon yaptı. Aydınları tasfiye etti, aforoz etti. Kanaat önderlerini devşirdi. İş dünyası örgütlendi. Amerika'nın sesi oldu. Medya, finansal kaynakları okuyucudan başka tarafa kaydı. Reklam verenlerin düdüğü olmaya başladı. Üniversite apolitikleşti. Film adamlarından bilim adamı yapıldı. Tamamen duygusal insanlar yaratıldı. Ve bunlar kendilerini birileri tarafından yönlendiğini anladılar, anlamadılar. Ya çok saftılar ya kötü niyetlidiler. Bir kenara bırakıyorum. Türkiye şuursuzlaştırıldı sistemli bir şekilde 12 Eylül 1980 sonrasında. Öncesinde o sürecin altyapısı oluşturuldu. Sonra başka bir süreç. Özallı yılları gördük. 90'lı yılları yaşadık. Sürekli gelecek endişesi ön plana çıktı. Krizler kronikleşti. Bağımlılıklar arttı.
bağımlılıklar arttıkça ihtiyacı karşılayabilmek için mecbur oluyorsunuz sizi o yola sokanlara biat etmeye, kula kulluk etmeye, insanlığınızdan, inancınızdan oluyorsunuz. Bunda ne var? Türkiye bugün kırılgansa ekonomik verileriyle değil sadece. İş dünyası apolitik, kısa vadeli bakıyor. Bu iş dünyası uzun sürede dayanamaz. Şartlar uygun olursa faaliyetini sürdürür, şartlar değiştiğinde teslim olur. Faaliyetini durdurur. 80 sonrası üniversitelerden mezun olanlar, vakıf üniversiteleri, apolitik insan yetiştirdi. Büyük oyunun farkında değil bunlar. Sanıyor, eğilimlerinin sürdürülebilir olmadığının farkında değil. At gözlüğü takıldığını, kendisine kısa vadeli her şeye baktığının farkında değil. Bilmediklerini bilmiyor. Bir Çin atasözü var. Diyor ki, bir şey, ilk kısmını söyleyeyim, bir şey bilmeyen, bilmediğini bilen çocuktur, ona öğretin diyor. Bir şey bilmeyen, bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan uzak durun diyor. Şimdi ülkemizde bu ikisinden çok var. Ama galiba ikinci grup biraz daha fazla. Onun için belli konularda doğruyu arama çabamız da yetersiz kalıyor. Dostu düşmanı ayırt etmekte zorlanıyoruz. Kafa karışıklığımız da giderek büyüyor. Silkinip uyanmamız lazım. Birileri de iç siyasette uyanmamızı engelleyecek hep yeni gündemler yaratıyor. Etki tepki, duygusallıkla gidiyoruz, geleceğimizi inşa edemiyoruz. Yeni bir dönem, o dönemde var olmanın koşulu, bu oyunu iyi okumak, hamleleri doğru zamanda yapmak, kıt olan enerjiyi doğru yerde doğru zamanda kullanmak, gücümüzün kendinize yeteceğini bilmek. Ama biz bu standartta değiliz. Yine geliyoruz, 1990'lı yıllar. Türkiye'de bu büyük oyunun farkında olup tavır koyan ilk kesim asker kesimi. 80'lerin ikinci yarısında Kırmızı Kitap'a bölücülük ve irticayı koyuyor. Amerika'nın Türkiye'de kullanmaya başladığı değişkenleri fark ediyor çünkü, öyle not ediyor. Sonra Amerika ile dostluk mu düşmanlık mı kafası karışıyor Güneydoğu'da gördükleri üzerine. 91'de Özal'ın bir koyup üç alma projesine resti çekiyor. Orta Doğu bataklığına girmeyi reddediyor. O tarihten sonra Amerika'nın Türkiye'deki hesabı şu. Bu asker çok oluyor. Sivil bir siyasi irade yaratmak lazım %40'lık. Onlar bu askeriyi kendi emirlerine alsınlar. Biz siyasilerden isteyelim her şeyi. Bu tasarım 94 krizinden sonra devreye konuluyor. Yeni siyasi partiler kurduruluyor. Yeni sivil toplum örgütleri kurduruluyor. Her şey Türkiye'nin bu büyük oyunun farkında olmasını engellemek, Amerika'nın vesayetinde ne istenirse onu yapmasını sağlamak. Yani gözlerimizi, kulaklarımızı bağlamaya çalışıyorlar. İçeride birileri de para karşılığı bu işlere gönüllü oluyor. Bunlar siyasi partilerde yuvalanıyor. Ya da dernek vakıf oluyor, onları yönlendirmeye kalkıyor. Biz sistemli bir şekilde şuursuzlaştırıyoruz. 2001 krizi arkasından geliyor. Durum yine aynı. İkinci Körfez krizi. Türkiye yeni bir tarafa çekilmeye çalışılıyor. Kemal Derviş'in orada bir takım rolleri var. Ve AKP'yi de Amerika kurduruyor. 91'den sonraki %40'lık siyasi irade yaratmak projesi, yani AKP'de Amerika'nın bir projesi. Ama ne zaman ki içerideki bir takım gruplar tasfiye ediliyor, güvensizlik büyüyor, büyük oyununda yavaş yavaş farkına varmaya başlıyor, Türkiye'de birçok şey değişmeye başlıyor. Şu anda belanın ortasındayız. Birbirimize güvenemiyoruz, dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu dönem. Ve dünya bizim kendimize gelmemizi beklemiyor. Karşılanması giderek zorlaşan ihtiyaçlarımız var. Bağımlılıklardan nasıl kurtulacağımızı bilmiyoruz. Böyle bir döviz krizi olduğu zaman konuşacak konu çıkıyor. Esas büyük oyunu görmüyoruz. Hayır, büyük oyunda küçük bir noktadır son birkaç haftada yaşadıklarımız. Çok daha sarsıntılı olacak olanları yaşayacağız. Bunları öngörüp tedbir almak istiyorsak, önce içerideki kısır siyasi çekişmeleri bir kenara bırakıp büyük oyundaki hamleleri izlememiz lazım. Siyasi partilerin de o büyük oyundaki hamleler konusunda işbirliği yapması lazım.
ülkenin geleceğini düşünerek. Şu anda ben bakıyorum, Vatan Partisi'ni ayırıyorum. Diğer hiç kimse büyük oyundaki hamleler konusunda çaba harcamıyor, konuşmuyor, vatandaşı aydınlatmaya çalışmıyor. Tam tersi yönde çabalar var. Herkes kendi üyesinden, kendi taraftarından biat istiyor. Biraz İnsanlar da o çizgiye uymayanları düşman görüyor, militanlaşıyor. Bu gidiş bizim geleceğimizi karartıyor. Daha zor günler gelecek. O zaman ne yapacağız? Birbirimizi mi yiyeceğiz? Ergenekon balyoz operasyonları da yine AKP'ye yaptırıldı FETÖ'cüne. Yani onların tasfiye süreci belki yeni bir şans yaratmış olabilir. Bunu bu şekilde hangi kaç siyasi parti görüyor? AKP'nin bütünü bile göremiyor şu anda. Yeni anayasa değişikliğine, rejim değişikliğine hayır diyenler ne kadar farkında? Çoğu farkında değil. Bir kişiliğe takılmışlar, onun dışındaki büyük oyunları göremiyorlar. Yani geleceğinizi kurtarmak istiyorsanız duygusallıklarınızı dizginlemek, yanlışlarınızdan arınmak zorundasınız. Yoksa aklınız çalışmaz. Dostla düşmanı ayırt edemezsiniz ve biz bu durumdayız. Şimdi Orta Doğu ülkelerinde bir benzetme yapılıyor Türkiye. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı hakkında. Yani bir Amerika'nın Saddamlaştırma siyaseti izlediği yönünde. Yani elbette Türkiye başka bir ülke, Irak başka bir ülke. Saddam'la tam kıyas kabul de etmez durum ama yani Saddamlaştırmadan kasıt şu yani, Sayın Cevelek. İçte önemli bir kesim size karşı olacak ve çok sert karşı olacak. Saddamlaştırma deyince benzerliği şöyle vurgulayayım. 1978 Afganistan düştü. Bu büyük oyundaki ilk hamlelerden. 1978 Afganistan darbeyle düştü. Evet. Rus askerinde güvenliği sağlasın diye çağırdılar. Bir yıl sonra İran düştü. Şah gitti, Humeyni geldi. Enerji güvenliği konusundaki endişeler devreye girdi. Arkasından 12 Eylül 1980 Türkiye'ye geldi. Türkiye-İsrail işbirliğiyle Batı'nın enerji güvenliği garantilendi. Hemen devamında Irak devreye sokuldu. Saddam o zaman Amerika'nın has adamıydı. 8 yıl boyunca İran'a saldırdı. Hazır ordusunu tasfiye etmiş, Ahın ordusunu. Silahlar da oradan geliyordu zaten. O 8 yıl savaşlarında Saddam Amerika'nın has adamıydı. Bizim AKP'nin 2003-2011 arasında Amerika'nın has adamı olduğu gibi. Sonra ne oldu? Savaş bitti. İki tarafta çok şey kaybetmiş. Petrol OPEC içinde İran'da, Irak'ta anlaşarak yeni bir şey istiyorlar. OPEC'te kotamız artsın. Biz savaş nedeniyle zaten kotamızı tam kullanamamıştık. Dalgalanma sailing fiyatı da şu olsun. Amerika devreye gidiyor. Bunların dediğinin olmasını engelliyor. Arkasından Saddam Kuveyt'e giriyor. Ondan sonraki hikayeyi herkes biliyor. İşgal ve idam. Yani Saddam bir kağıt mendil gibi kullanıldı, atıldı. Bizdekiler de bunun belki farkına yeni yeni varmaya başladılar. Ama gereğini yapacak basireti ne kadar gösterebiliyorlar tartışmalı. Yani içeride artık tartışmaları biraz dindirip biraz da bir dayanışma kültürü belki inşa etmek gerekiyor. Yani şu dönem biraz... Bu dönemde en temel ihtiyaç yemek içmek kadar. Aynı dili konuşabilmek. Duygusallıkları, nefreti, kini rafa kaldırıp önce geleceğimizi kurtarmak. Ondan sonra eski dostları rafta indirir, sonra hesaplaşırız. Diyelim yapmadık ne olur? Diyelim didişmeye devam ettik bu durumda. Yok olursunuz. Suriye'nin durumuna düşersiniz. Bu kadar basit diyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi... Yani Suriye'nin durumuna düşmekten kastettiğim de şu. Bir örnek vereyim. Mesela muhaliflerin çoğunun gerekçesi dünya basında çok yer aldı. Nedir? Esad verdiği sözleri tutmadı. Olabilir. Öyle algılamış olabilirler ama şunu herkes bir düşünsün. 2011'deki Arap Baharı'nda 10 yıl öncesine göre, hatta 8 yıl öncesine göre dünya petrol fiyatı 4 katına çıkmıştı.
Bu ülkelerdeki ortalama ücret belli. 4-5 varil petrol fiyatı büyüklüğünde bir tüketim sepeti vardı. Petrol fiyatı 4 katına çıkınca tüketim sepetleri 4 varilden 1 varile eşdeğer tüketim malına düştü. İnsanların bunu memnuniyetle karşılaması mümkün değil. Bunun nasıl olduğunu da bilmiyor. Kendi yönetimini suçluyor. Böyle bir konjonktürde Esad'ın vermesi değil sözleri tutabilmesi ne kadar niyetli olursa olsun mümkün değildi. Evet, Tahrir Meydanı o koşullarda da oldu. Yani evet. Geniş kesimler o olumsuzluk sayesinde ayartılabildi. O olumsuzluk Libya'da kan akmasına yol açtı. Arap Baharı dediler. Fırsata çevirmeye çalıştı büyük oyunun oyuncuları. Biz de büyük oyunculardan birinin taşeronu gibi balıklama daldık Suriye'ye. Ama orada neler oldu, ne sözler verildi, şu anda hiç kimseye güvenemiyoruz, kendimiz dahil. Ama Türkiye pozisyonunu tamamen değiştirdi şu an Suriye'de. Eskisi gibi olamayacak ama nasıl olması gerekiyorsa oraya da gidemiyor. Korku, akıl tutulması yaratıyor. Evet. Orada bir ayak sürüme var. Var. Yani ilk Davutoğlu döneminden büyük bir kopuş, farklılaşma var. Bölgeyle yakınlaşma aslan ama bunun tam nihai noktasına varmak Davutoğlu için... yumuşak bir şekilde ABD taşeronluğunu devam ettirmeye çalışıyordu. Sonra birileri panikledi ve onu görevden aldı. Tasfiye. Ama bu gidişatı direkten döndü. Dikkat edersen onun görevden alınması, kumpas davalarının açığa çıkması hep eş anlı geliyor. Evet. Peşinden FETÖ temizlikleri. Şimdi ya da 15 Temmuz'un sormak çevrilmesi. Lazım. Türkiye'de kumpas davalarında ABD'nin rolü neydi? %100'dü. Türkiye ABD'ye mi borçlu? İçeride yaptıkları yüzünden ABD mi Türkiye'ye borçlu? Trump'a göre Türkiye borçlu. Bana göre bu ülkede yaptıklarını bilenler açısından da ABD Türkiye'ye çok borçlu. Defolup gitsin, başka bir şey istemiyoruz. Peki, önümüzdeki kısa döneme biraz daha dönelim isterseniz. Ama bu bağlamda. Şimdi Kasım ayı gelecek. 4 Kasım'da İran'a yönelik yaptırımlarda ikinci dalga. Nasıl bir pozisyon almamız lazım? Yani mevcut duruşumuz aynı şekilde devam ettirebilmek için, en azından iktisadi olarak da bu pozisyonu koruyabilmek için nasıl önlemler almamız lazım? Ya da soruyu tersten sorayım. Sen şu andaki dövizdeki yangını gördün. Yeni bir yangın çıkmasın diye boyun eğersen, bu soruyu düşünmek, yanıt aramaya çalışmak lüks hale gelir. Ne yapmış olursa boyun eğmiş olurlar hükümet? Ne yaparsa onu da bir söylersiniz. Bir, Rahip Brunson bir şekilde verildi. Ondan sonraki tehditlere boyun eğildi ekonomik bağımlılıklar nedeniyle. Türkiye AKP şu anki iktidar kuruluş ayarlarına geri döndü ve AKP taşeron olmayı kabullendi. Ama tiyatro oynanıyor. Bakanlardan birileri dışarıya merak etmeyin ne isterseniz yapacağız diyor. Diğeri de içeride halkın gazını alıyor diyelim. Böyle uyutulup taşeronluğa devam edebilirler. Bu bir seçenek. İkincisi, yine böyle olmakla beraber dışarıyı uyutup olması gereken çizgide sinsice ilerleyebilirler. İki, daha açık olabilirler. ABD ile ilişkiyi asgariye indirip İran'ın tam kapasite yanında olabilirler. İran'la iş yapacak şirketlere özel teşvikler devreye sokabilirler. Üretimi daha fazla artırmaları konusunda. İki, bu çaba dünyada kimlerden destek bulur, kimlerden köstek bulur? Amerika'dan köstek geleceği kesin. Ama Amerika'ya husumeti olanlardan destek bulacağı da yine yüksek ihtimal. Yani Amerika'ya hem siyaseten hem de iktisadi olarak direnme olasılığı ve zemini var diyorsunuz. Var. Yani tek kutuplu bir ortamda bu yoktu çünkü. Yani bakın en son şu döviz krizinden sonra Hollanda Erdoğan'ı diktatör diyen gazeteciye soruşturma başlatıyor. Ki çok Merkel de birdenbire Tayyipçi oluyor. Hayır bu... Tayyip Erdoğan'dan hoşlandığını sanmıyorum Merkel'in ama ülkesinin çıkarları neyi gerekiyorsa onu yapmak durumunda. Putin Tayyip Erdoğan'ı çok mu seviyor? Ne demişti Rusya'da şu lükten sonra herkes bir açsın baksın hatırlasın.
Şimdi her hafta görüşüyorlar. Niye? Ülkenin çıkarları bunu gerektiriyor da onda. Bir yorum vardı Global Times, Çin'in ÇKP'nin yayınlarından bir tanesi. Oradaki bir analizde bir 4-5 gün önce çıktı. Analizin yazısının son cümlesi şöyle bitiyor. Editoryal görüş kısmında yayınlanıyor bu yazı. Türkiye'nin Amerika'ya karşı alacağı, Amerikan baskısına karşı alacağı tavır dünyanın bu iktisadi tartışmasında önemli etkiler bırakacaktır diyor. Türkiye'nin alacağı tutumu. İki şey daha söyleyeyim. Pek üzerinde durulmadı. Türkiye Amerika'dan Amerika çok rahatsız. Son 1,5 yılda 2 tane önemli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı var. Bir tanesi Trump Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması konusunu gündeme getirdi. Türkiye bu konuyu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirdi ve oylattırdı. Oylama sonucu dramatik. ABD'nin yalnızlaştığı o kadar tabak gibi görünüyor ki. Birkaç okyanustaki uydu devlet dışında destek bulamayan yani, evet. İkincisi Filistin'e yönelik İsrail saldırıları vardı. O sınırdaki konularda. Orada Cezayir ve Türkiye ön ayak oldu. Güvenlik Konseyi'nde onaylanmayan şey genel kurulda farklı bir karar çıktı. İsrail'in saldırganlığını sınırlamak üzere Birleşmiş Milletler görev gücünün Filistin'e gitmesi konusunda. Şimdi Amerika eskiden daha bir belirleyici olduğu kurumlarda eskisi kadar etkisizliği değil. Üstelik bu kurumlar da artık fonksiyonel değil. Sorunların çözümüne fazla bir katkı yapamıyor. Bu bir güç oyunu. İki, Amerika şunu da gördü. Amerika'nın karakter özellikleri o kadar belirginleşmiş ki dünyada pek çok ülke bunu tehdit olarak görüp birbirine yaklaşıyor. Bu Amerika için felaket demek. Onun için gerginlikleri giderek artıyor. Giderek fütursuzlaşabilirler. İki, bugün Türkiye'deki bazı partiler o ülkenin taşeronluğunu yaptıklarından çok utanabilecek duruma düşebilirler. Sokağa çıkamayabilirler. Hangi partiler? İsim vermeye gerek yok. Onlar kendilerini biliyor. İki, burada bir şey insanlarımıza da mesela Ege bölgesinde köy enstitülerini buruk buruk anan, kelimelerinden uzaklaşmayı, eğitim kaçak çöküşü seyreden insanlarımız var. Bunlar dağılmayalım, birlikte hareket edelim diyorlar. Doğrudur. Ama kendi partilerindeki Amerikan taşeronluğunu da görmek zorundalar. Ya o partiyi kuruluş ayarlarına döndürürler ya da onlar Türkiye'yi satmadan onlar partilerini satarlar. Evet, programın da sonuna geldik aslında Sayın Civerek. İsterseniz son bir toparlama yapalım. Yani son bir topa kısa vade. Evet, ekonomide kısa vadeli ilerlemeler olacak. Bu dövizdeki yangın son yangın mıydı? Keşke öyle olabilse. Krizi göze alıp bundan sonrasının tedbirini alacak karlılıkta olabilsek. Ama Berat Albayrak'ın fon yöneticilerine yaptığı telekonferanstaki mesajları bu konuda umutlu olmayı zorlaştırıyor. Ama şunu da dikkate almak lazım. Berat Albayrak ne duymaları gerekiyorsa onu söylüyor ama son söz Tayyip Erdoğan'da. Şunu anımsıyorum. 1979 24 Ocak kararlarının mimarı Turgut Özal biliniyor. Başbakan Demirel. Buğdayda taban fiyatı belirlenecek. Özal diyor ki yani hesap kitap yaptık, dışarı görüşüyoruz. Buğdayın kilosuna verebilecek azami fiyat 6,5 olur. Üstüne çıkamayız diyor. Rahmetli Demirel tamam evladım anladık. Sen gidebilirsin diyor. Bakanlar Kurulu toplanıyor. Aldığı karar 11 lira. Türkiye'de mali disiplin olmayacak. Mali disiplin olmazsa piyasalarda dalgalanmalar daha yıkıcı süreçler de görebilir. Ve Türkiye piyasa kurallarından uzaklaşmak zorunda kalabilir. Büyük oyun bunu zorluyor, zorlayacak. Herkesin haberi olsun. Evet. O zaman bu da son sözünüz olsun ama o radikal tedbirleri çok ayrıntılı konuşacağımız bir program Sayın Civerek yapacağız. Evet. Nasıl diyelim? Bu arada herkese iyi bayramlar, iyi tatiller dileyelim. Evet.
Bayramda da biz... Çarşamba günü burada olacağız. Herkes tamam. Tatildeyken ne olup bittiğini aktarmaya çalışacağız. Tamam, biz tatil de yapmıyoruz diyelim o zaman. Gelişmeler biraz bunu da dayattı bize. Efendim halkın ekonomisinden şimdilik bu kadar diyelim. Çarşamba, haftaya çarşamba, bayramda biz yine burada olacağız. Biraz şu radikal tedbirler, birkaç haftadır konuşuyoruz ama bir türlü açacak fırsat olmadı güncel gelişmelerden dolayı. Onlar neler, onlara bakacağız. Bizden şimdilik bu kadar efendim. İyi günler diliyoruz.